Merhaba sevgili YouTube takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz efendim. Hepiniz her neredesiniz saygı ve sevgilerimizi gönderiyor. Ve yeni bir çekimle yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili takipçilerimiz, bugün 7 dönüm üzerine kurulmuş 500 kapasite raporu olan bir çiftliğin tanıtımını yapmak için gelmiş bulunmaktayız. Gönen'e çok yakın, yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıkta olan bu çiftliğimizin 500 koyun değil besi 500 besi çiftliği, evet, kapasite raporları var, ruhsatları var, foseptik çukurları var, su depoları var. Evet, bu çiftliğin şu an faal halde olduğunu gösterelim. Yavaş yavaş iş tanıtımını çekerek yapmaya başlayalım. Evet, danalarımızı görüyorsunuz efendim. Podok podok şeklinde yapılmış ve binanın tamamı çok yakın bir zamanda tadilat, onarım ve bütün bakımları boya dahil yapılmış efendim. Efendim, bu çiftliğimiz 7000 metrekare üzerine kurulmuş bir yer. Ve yavaş yavaş böyle çiftliğin iç taraflarını, böyle karşıları da gösterelim, tanıtımını yapalım. Sevgili takipçilerimiz, 500 kapasite raporu var bu çiftliğin. Bu çiftlik ruhsatlı ve elektrik, su, her şey mevcut. Evet, danaları görüyoruz maşallah. Yani bir kafa atacak tabii ki biraz daha yaklaşsak. Efendim, besi üzerine kurulu bir çiftlik olduğunu görüyorsunuz. Çok sert bu abimiz, bize saldırmak için hemen bir kafa yapıyor galiba. Efendim, podok podok ne kadar rahat ve güzel bir çalışma alanı olduğunu, çalışma iş arkadaşımız orada çalışıyor ve hayvanların bakımlarını yapıyor. Şu ara tarafa girelim. 500 kapasite raporu alınmış buraya. Dilerseniz burada da ayrı damları var. Buralarda da bakım yapılabilir. Alt yapısının gayet iyi bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Evet, su giderleri güzel. Yem alanları. Burası yemleme alanı. Buradan girip bağlı sistem olarak, yani biliyorsunuz eski sistem, eskiden bağlı olarak yapılan, bağlı sistemle bakılan hayvanların alanını görüyoruz. Ve ilerledikçe farklı alanlar bizi karşılıyor. Burada da bir bölüm. Dilerseniz burada da koyun yapabilirsiniz. Koyun bakabilirsiniz. Efendim, burada da yine küçük buzağlar için sanırım yapılan ayrı ayrı podok ve bölümlerden, evet, oluşuyor. İlerledikçe farklı bölümler bizi karşılıyor. Evet, burada da bir bölüm var. Işık var mı bakalım. Evet, burada da malzeme odası. Buradan çıkalım geriye. Efendim, birçok bölümden oluştuğu için bütün bölümleri sizlere göstermeye çalışacağız. Şu an çiftliğin iç bölümlerini dolaşıyoruz. Evet, burada yine başka bir bölüme geldik. Yem odası sol tarafta. Burada yine açmayalım. Yani çalışma iş arkadaşımızın odası, özel eşyalar olabilir. Açmayalım, müdahale etmeyelim oraya. Orada da bir oda var. Burada yine yem alanı için bir odamız var. Banyo, tuvalet. Burada farklı bir bölüm var yine. Birçok çalışma alanı var. Burada da dinlenme ve mutfak bölümü var. Kombisi var buranın. Efendim, biz buradan böyle çıksak, evet, bu kapıdan da çıkabiliyoruz. Burada da arka bahçe bölümüne çıkıyor. Kapıyı kapatayım. Evet, mutfak, ev. Çalışma iş arkadaşımızın evi burası. Ön tarafta yine patron evi var. Bir bölüm var ve üst tarafa çıkan yine bir depo gibi bir alan var. Fakat orayı da dilerseniz çatıyı yükselterek güzel bir villa haline getirebilirsiniz. Kapısı var. O çatının biraz yükseltilmesi gerekiyor ve buranın iki kat olduğunu düşünürsek yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Evet, çiftliğin diğer kapısından girdik. Ve buradan hemen sizlere çiftliğin şöyle uzunlamasına bir bölümünü gösterelim. Ara poduklarını. Evet, otomatik sulukları var. Ve bu güzel binanın, evet, çok yakında Destan Emlak aracılığıyla, Allah kısmet nasip ederse, satışa sunacağız. Sevgili takipçilerimiz, 7 dönümden oluşuyor burası. Elektrik, su,
Kuyusu var buranın. Elektriği var. Kadastroya ona cephe ve Gönen'e 3-4 kilometre mesafede bu yer. Efendim aracılığımızla detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizleri arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Fiyatını iç açıklama alanından okuyabilirsiniz, tıklayabilirsiniz. Detaylı sorularınız için bizi arayabilirsiniz ve çekimlerimize biz diğer bölümlerini çekmeye devam ederek ilerliyoruz. Evet sevgili takipçilerimiz, çekimlerimize devam ediyoruz. Çiftliğimizin burada büyük bir kapı girişi var. Diğer tarafta da bir kapı bir girişi var. Diğer tarafta yükleme rampası var. Yükleme rampası ile hayvanların oradan dışarıya boşaltılması ve içeriye alınması. Burada da yem gibi vesaire hayvanların çıkarıp böyle gezdirilmek, stres attırmak amaçlı bir adet kapı yapılmış. Ve efendim burada bahçe kısmında da bir adet dışarıda misafirler için, gelecek arkadaşlar için dışarıda bir adet daha tuvaletimiz var. Efendim toplamda 7 dönüm arazi üzerine kurulmuş ve arazimiz evet nereye doğru ilerliyor? Buradan bu tarafa baktığımız zaman bu arazinin de evet sınırlarını görüyoruz. Böyle hafif yukarıya doğru çıkıyor. Buraya buğday ekilmiş. Bu alan tel örgüler. Evet tel örgü sınırını görüyorsunuz. Böyle ilerlediğinizde bu alan bu çiftliğe ait. Buraya başka bir dam daha kurma şansınız var. Evet demir iskeleden, çadırdan ve farklı şekillerde projelendirerek bir dam daha kurabilirsiniz. Sevgili takipçilerimiz bu yer çok güzel, çok yakın. Evet besi yapabilirsiniz. Süt sağım makineleri kurarak buraya süt içinde inek de koyabilirsiniz. Ve koyun da bakabilirsiniz. Tabii ki çok büyük mera alanları yok bu bölgelerde ama araziler biliyorsunuz biçildiği takdirde komşu arazilere zarar vermemek kaydıyla tabii ki araziye salınabilir. Efendim burada böyle küçük bir tane evimiz var. Emre Bey sen böyle bir etrafını çek. Efendim böyle kafa dinleyebilecek, oturacak, keyif yapabilecek bir adet bir yerimiz var. Burada şöminesi de var sol tarafta. Sevgili takipçilerimiz, bunun hemen üstüne bir kat çıkılabilir. Üst tarafa alan var. Yer güzel. Bunun hemen üst tarafından yan taraftan merdiven yapılmış. O merdivenden üst tarafa çatı yükseltilerek yeniden birinci bir kat daha yapılabilir. Ve çiftliğin giriş kısmını gösterelim. Efendim buraya güzel bir kamelya yapabilirsiniz. Kamelyayı büyüterek böyle devasa güzel bir alan oluşturabilirsiniz. Damlarla tamamen bağımsız, tamamen kokudan uzak ön tarafta kalan bir bölge. Ve burada hala arazinin olduğunu görüyorsunuz. Araçların oradan girerek bu yoldan böyle içeriye hayvan nakil işlemlerini yapabilmek için gayet güzel bir yer. Ve ilerliyoruz efendim. Kuyumuzu gösterelim size. Karşımızda gördüğümüz yeşil alan, evet kuyunun olduğu yer. Sol tarafta da ileride foseptik çukurumuz var, su depomuz var ve devasa bir adet de yem depomuz var, saman depomuz var efendim. Efendim kapasite raporları var, ruhsatları var, foseptik çukurlarının ruhsatları var. Hepsi projeli bir şekilde yapılmış. Sağ tarafta dev su deposunun olduğunu görüyorsunuz. Bahçe alanda sulama alanları için hortumlar var. Bahçeleri sulabiliyorsunuz. Bu beton olması çok güzel bir şey. Hiç çamur olmadan burada çiftlikte hayvanlarınıza çok rahatlıkla bakabilirsiniz. Şu an kilitli sanırım. Bir bakalım Emre Bey. Gel burayı bir gösterelim. Çatısı çok yüksek bir depomuz var. Eğer açıksa buradan göstereceğiz. Değilse iç taraftan. Evet, bunun iç tarafta bir kapısı daha var. Oradan size göstereceğiz. Efendim, Destan Emlak aracılığıyla efendim Allah kısmet nasip ederse diyorum. Çünkü kısmet nasip ne olacağı hiç bilemezsiniz. Neye kısmet, neye niyet, neye kısmet derler ya. Efendim Destan Emlak aracılığıyla sizlere sunacağız sevgili takipçilerimiz. Sizi ilgilendiren, sizin kafanıza yatan bir yer ise evet bizleri arayıp bizler sizleri sahipleriyle birebir görüştürerek pazarlığı biz belirlemiyoruz. Her seferinde söylüyorum.
mal sahipleri fiyatları belirliyor ve bizler pahalı veya ucuz deme hakkına tabii sahip değiliz. Fakat güncel, yani fiyatların biraz yüksek olduğunda, talep ettiklerinde biz bunları söylüyoruz. Ama takdir edersiniz ki yine kararı mal sahipleri verir. Biz fiyatı yazacağız. Sizleri mal sahibiyle görüştüreceğiz. Birebir diyalog kuracaksınız. Pazarlığı onlarla yapacaksınız. Pazarlık sünnet. Efendim, iç tarafta çekime devam edeceğiz. Orada görüşmek. Evet efendim, çekimlerimize demin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve efendim, işte yem saman deposu, oldukça çatısı yüksek, bu çatıların yüksekliğini gösterelim Emre Bey. Sağ tarafta bir köşe, bir alan oluşturulmuş. Sanırım burada kuzu gibi, koyun gibi bir alan oluşturmuş. Buraya koyun kuzu bakmışlar. Sizler de burada ekstra küçük kuzu, kurbanlık, kuzu koyun bakabilirsiniz. Efendim, saman deposunu gördünüz, çok yüksek, binlerce, yani sayısını sayamayacağımız çok yüksek miktarda. Evet, saman alan deponun içerisindeyiz ve dev bir kapısı var. Oradan tahliye ve yükleme, oradan araçlar beton zemin üzerinden geliyor ve samanları çok kolay bir şekilde buraya indirebiliyoruz. Efendim, burada bir tane de kapısı var. Nereye çıkıyor? Hemen buradan çıkarak sizlere burayı da gösterelim. Çiftliğin tamamı, her yeri neredeyse gösterdik ve hemen hayvanların olduğu alana geldiğimizi gördünüz. Buradan yem hemen karşı kapıdan, evet, samanlar buradan alınarak hayvanların önüne, yoncalar, yemler işte buradan buraya aktarılarak, diğer karşıda da bir tane çalışan iş arkadaşımızın hemen arkasındaki kapıdan da yem bölümü var. Oradan da yemler alınarak buraya, evet, getirilerek hayvanlara kolay bir şekilde verilebiliyor. Burada efendim ön tarafı gösterdik. Şuraya böyle bir arkaya düşmeden, evet, kapıyı kapatalım. Saman depomuzun kapısını kapattık. Ve arka, evet, podonun arka tarafını da gösterelim. Efendim, binanın aslında ne kadar temiz, düzenli, güzel bir yer olduğunu, evet, böyle baktığımızda görebiliyoruz. Yerler pırıl pırıl, tertemiz. Evet, bu alanlarda hayvan daha koyulmamış ama yani koyulacak alan çok ve kapasite raporlu, ruhsatlı bu çiftliğimiz Destan Emlak aracılığıyla satılık efendim. Efendim, hemen dışarıya çıkıyoruz ve efendim, yine yeniden dedik ve yine yeniden, evet, bu videomuz da bitmek üzere sonuna geldik. Son olarak ben size kadastro yolunu gösteriyorum ve oradan çiftliğin kapı girişinin olduğunu, evet, giriş alanını da gösteriyorum ve yükleme rampasını da sizlere tanıttıktan sonra, evet, videomuzun sonuna geldik. Yükleme rampası efendim. Efendim, Destan Emlak aracılığıyla Allah kısmet nasip ederse diyorum. Kimse kimsenin kısmetini, nasibini yiyemez. Burası kime nasipse, kısmetse onun olacak. Rabbim hayırlı mübarek etsin diyor. Hepinize her neredeyseniz saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Yeni bir çekimde yeniden görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun.